Merhaba arkadaşlar. Makedonya yurt dışına gidecek. Profesyonel bir cihaz. Basamak başı 8 amper akım verir her çıkışta. 22 basamaklı. Ben 18 tanesine bağladım dedi. Evet, buradan uygulamamızı indiriyoruz. Merdivenim yazıyor. Buradan bağlan diyorum. Bağlandı. Devam et diyorum. Etti. Aç diyorum. Tüm ışıklar yumuşak bir şekilde yakıyor. Kapat dediğim vakitte yumuşak bir şekilde karararak söndürüyor. Buradan ayar yerleri var. Yanma hızını ayrı, sönme hızını ayrı, yanık kalma süresini ayrı programlayabiliyoruz. Gelişmiş ayarlardan 22 basamak değil de istediğimiz basamağı program yapabiliyoruz. Mesela 12 basamak, 20 basamak, 16 basamak gibi. Buradan yapabiliyoruz. Evet, buradan devam et dedikten sonra mesela animasyon 1 gördüğünüz gibi sensör hareketi verdim. Hızlandırdım. Bekleme süresini sıfırladım. Yanma süresini hızlandırdım. Bakın yavaşlattım yanma süresini. Bu şekilde yavaşlatabiliyorum. Hızlandırdım. İstediğim şekilde hızlandırıp yavaşlatabiliyoruz. Değişik animasyonlar verebiliyoruz. Kara şimşek, yürüyen lamba, ışık, aşağı akan lamba. 22 basamak olduğu için buradan 4 tane daha gidiyor. Oradan kesinti yürüyor. Normalde gidiş geliş yapması gerekiyor. Buradan yavaşlatabiliyorum. Bakın yavaşlattım. Uzun gitti. Gördüğünüz gibi yavaşlattım. Ayarlarını sıfırlayabiliyorum buradan. Buradan farklı animasyonlar verebiliyorum. İki elli kayan, tek tek kayan veya buradan eğer isterseniz mikrofon modüllü animasyonlarımız var. Mikrofon modülü animasyon. Evet, buradan kapattım tekrar geri. Sistem kapandı. Bu ışık modülü iki ışık yanıyorsa gündüz modunda sensörler gördüğünüz gibi algılamıyor beni. Tek ışık yanıyorsa gece moduna geçiyor. Bunu teke düşürdüm. Gece moduna geçti. Gördüğünüz gibi sensör otomatik çalıştı. Video kısa sürsün diye hızlandırayım. Evet, hızlandırdım. Evet, o taraftan geldi. 22 basamaklı profesyonel bir cihaz. Yurt dışın hayırlı uğurlu olsun. Sensör sönerken hareket alırsa tekrar yanar. Evet, sönme hızını biraz azaltayım. Bunu da biraz azalttım. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu taraftan hareket verdim. Bakın yavaşlattım. Hızlandırdım. Bekleme süresini sıfırladığım için hemen söndü. Bakın sönme hızını yavaşlattım. Bunun gibi birçok ayarımız var. Profesyonel bir cihaz. Kullanıcımıza hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın. Trafo'nun sistemin komple testini bu şekilde yapıyoruz. Testleri başarılı bir şekilde bitti. Cihazımız hazır. Evet, böyle bir şık bir kutuya yerleştirdik. 4 tane vidası var. Bunları açtıktan sonra içeriğine bakıyoruz. İçerisinde sensör ayarı ve test şeması cihazımızın aynısı. Nasıl bağlanacağı? Burada da kurulum kılavuzu var. Talimat uyarsanız sevinirim. Bu taraf 220 volt LED trafosunun. Bu taraf 12 volt çıkışı. Sensörler bağlı vaziyette gelecek. Sensörler uzatılacak. LED'lerin eksileri bu klemenslere bağlanacak. Sensörler buraya bağlanacak. Evet, çok basit bir şekilde çıkışlarımız 8 amper güç veriyor. Bu telefon kontrolü, bu ışık modülü. Güle güle kullanın. Sizden güzel videolar bekliyorum. Saygılar. Huawei kutunuza bir tane yedek sensör, 3 tane yedek çıkış koydum. Bunlar kısa devre olursa şu parçalar değişecek. Bu bozulduğu vakit o basamak yanmaz. Sadece bunu değiştiriyorsunuz. Kısa devre ettirmezseniz asla bir şey olmaz. 8 amper çıkışı var çünkü. Güle güle kullanın.